Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, hepinize merhabalar. Bu hafta yine en çok merak edilen, öğrencilerin tercih listelerinde en çok yer alan üniversitelerden biri Stuttgart Üniversitesi ile yolumuza devam ediyoruz. Stuttgart Üniversitesi Baden-Württemberg eyaletinde ve Stuttgart, Baden-Württemberg eyaletinin en büyük şehirlerinden biri. Şimdi 1929 yılında Württemberg Kralı 1. William tarafından Birleşik Ortaöğretim ve Ticaret Okulu olarak kurulan Stuttgart Üniversitesi, özellikle günümüzde mühendislik ve teknik bilimler alanında Almanya'nın önde gelen üniversitelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 10 farklı fakülteye sahip bir üniversite ve 20 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor. Ve dünya sıralamalarına baktığımız zaman tabii ki her zaman rankinglerde farklı farklı sıralamalar karşımıza çıkıyor. Ama hep ilk 300'de bunu söyleyebiliriz. Ve özellikle mühendislik, teknik bilimler, mimarlık alanındaki başarısı bu üniversiteyi uluslararası platformda da daha tanınır bir hale getirmiştir. Şimdi fakültelere baktığımız zaman öğrenciler Stuttgart Üniversitesi'ne başvuracağı zaman daha çok mimarlık, İnşaat ve çevre mühendisliği, kimya, enerji, süreç ve biyoteknoloji, bilgisayar bilimi, elektrik ve bilgi teknolojisi, havacılık ve uzay bu alanlarda daha çok başvurularını gerçekleştiriyorlar. Endüstri mühendisliği öğrencileri özellikle çok tercih ediyor. Tabii şehrin özelliği staj imkanlarıyla öne çıkıyor olması aslında burada önemli bir faktör. Çünkü otomobilin beşiği olarak anılıyor şehir. Ünlü otomobil markalarının merkezlerine ev sahipliği yaptığı için staj imkanları açısından ve daha sonra iş dünyasında kalıcı bir yer edinebilmek adına bu firmaları tercih ediyorlar. Gene yönetim alanında da öğrenciler kendilerini eğittikleri için iktisat ya da işletme gibi konulara başvurulduğu zaman bu üniversitede Almanya'nın en büyük ikinci borsasının, Stuttgart borsasının burada bulunması sebebiyle gene öğrenciler bu bölgede konumlanıyor. Öğrencinin burada talebi gene karşılanıyor yaşamsal anlamda. Çünkü özellikle sanat müzeleri, çok fazla sanat müzesi mevcut. Ve bunun haricinde gene sportif faaliyetler olarak öğrencilere çok fazla içerik sunduğu için Stuttgart Üniversitesi de gene tercih edilen en önemli üniversitelerden, listelerde mutlaka olan üniversitelerden biri oluyor. Ve ilk defa bu sene, normalde her sene şunu vurguluyorduk. Özellikle Stuttgart Üniversitesi dil yeterliliği anlamında DSD belgesini ya da TESDAF belgesini özellikle istiyordu. Fakat şu anda web siteleri yeni güncellendi ve TELK sınavını da artık kabul ediyor. TELK sınavı bildiğiniz gibi Almanya, İsviçre, Avusturya üçgeninde başvuracak öğrenciler için mutlaka en önemli dil belgelerinden biri konumunda. Gönül rahatlığıyla bütün üniversitelere bu dil belgesini, eğer DSD okullarında okumuyorsanız ya da DSD belgesine sahip değilseniz, istediğiniz skoru alamadıysanız, muadil olarak TELK sınavıyla üniversitelere başvurmanızda herhangi bir sakınca olmuyor. Bir tek Stuttgart'ta böyle bir istisna durum vardı. Artık bu sene o da değişti. TELK'in C1'ini kabul ediyor. Öğrencilerin gerçekten çok iyi bir seviyede TELK sınavını, C1'i, 4 temel beceri de veriyor olması gerekiyor. Özellikle bu seneden itibaren sadece Stuttgart özelinde değil, diğer üniversitelere de baktığımız zaman genelde DSD okullarında okuyan öğrenciler, işte benim herhangi bir seviyem, okuma, yazma, işte konuşma, dinlemeden bir tanesi B2 gelse de ya da iki tanesi B2 gelse de sıkıntı olmaz, ben illaki bir yere yerleşirim gözüyle bakıyordu. Fakat şunu hiç göz ardı etmeyin. Gerçekten alım kriterleri günden güne değişiyor. Özellikle bu sene bunların web sitelerinde üniversitelerin sürekli yenileme yapmasıyla birlikte şunu gözlemliyoruz ki artık gerçekten 4 temel beceride C1'iniz olmadan, hatta ve hatta sadece C1 almak değil, bunu da biliyorsunuz bazı sınavlarda orta düzeyde iyi ve çok iyi düzeyde geçmiş olmak mecburiyeti vardı. Artık iyi ve çok iyi düzeyde geçmiş olma şartının da aranmaya başlayacağı, üniversitelerin özellikle yavaş yavaş bunu böyle hissettirmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Onun için hele 10. sınıf öğrencisiyseniz lütfen şu anda bütün ağırlığı Almanca'ya verin. Bir an önce Almanca'yı 12. sınıfa bırakmadan tamamlamaya çalışın. Çünkü Stuttgart Üniversitesi'nin de
en büyük eleme kriterlerinden biri gerçekten bu dil oluyor. Not tabii ki çok önemli bir yerde ama her üniversitede olduğu gibi dosyanızın geri kalanının da özellikle mimarlık gibi alanlarda öğrenciler yoğunlaşacaksa, bu alanda eğitimini tamamlayacaksa, çizim anlamında da dosyanın gerçekten çok sağlam olması gerekiyor. Farklı doneler sunuyor olmamız gerekiyor bu üniversite için. Evet, bu haftalık da bu kadar. Hepinize sevgiler.